Bugün hep beraber sizlerle birlik görevlerinden ne geliyor bizlere? Onu konuşacağız. Bir de oyuna yeni güncelleme geldi. Onun hakkında biraz bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle birlik görevlerinde emeğin ödülünü bitirirseniz size harika bir ödül veriyor oyun. İsterseniz onu hemen yapalım. Kıvanç andı, gayret sözü, düello sözünü alıyoruz. Tabi de emeğin ödülünü alalım. Bu görevleri bitirelim. Sonrasında bakalım bize neler veriyor. Evet, görevlerimizi bitirdik. Şimdi bize ne gerekiyor emeğin ödülünü bitirmek için? Cezalandırıcı sembolü gerekiyor. Onun için nadir nesneye giriyoruz. Oradan hizmetler, buradan antrenman. Antrenmanın son sayfasında cezalandırıcı sembolü var. Bir tane bundan alıyoruz. O da 10 kristal. Gayret sözü de 5 kristal. Bundan da 50 tane istiyor. Yani zaten tek seferde 10 tane veriyor. 5 tane alsanız 50 tane eder. Bundan aldık ve görevimiz tamamlandı. Şimdi teslim edelim. Kıvanç andı 1. Gayret sözü, düello sözü ve emeğin ödülü. Verdikten sonra bize 5 tane şöhret sembolü, 5 tane de arsenik verdi. Birlik görevlerini yapın. Aksatmayın. Bu ödüllerden mahrum kalmayın. Biliyorsunuz ki item basmak için çok önemli. Ve birliğinizde prestij ve sadakati yükseltmek için şöhret sembolü gerekiyor. Sadakat ve otorite puanı veriyor. Haberiniz olsun. Bunun yanı sıra oyundaki güncellemeden bahsedeceğiz. Hemen ona geçelim. Evet, şimdi iki güncellememiz var. Bir tanesi ululuk görevi açıldı. Artık ululuk görevini hemen alabilirsiniz. Diğeri de reenkarne görevi. O da açıldı. Onu da 2 günde alıyorsunuz. Ululuk da 2 haftada oluyorsunuz. Yani ilk aldığınızda bir veriyorsunuz. Bir de ikinci haftada Perşembe günü veriyorsunuz ve ulu oluyorsunuz. Ben oldum şurada. Şu an gördüğünüz üzere. Bunları nasıl alacaksınız? Öncelikle ulu olmak için Vahiy Adası'na gidiyoruz. Hatta reenkarnı için de Vahiy Adası. İkisi de Vahiy Adası'nda. Oraya bir gidelim. Şimdi Vahiy Adası Lord'un mabedine geldik. Lord'un mabedinde sağ tarafta Veronica Gipart var. Buradan reenkarnı görevini alacaksınız. Reenkarnı görevini ben yaptığım için burada gözükmüyor. Siz aldıktan sonra sizden ikişer kere görev yapmanızı isteyecek. 3 tane. Bir tanesi Tikarika. En zor zaten olan o. Yani en zor derken en uzun süren o. Diğerleri basit. Onları zaten siz hemen yaparsınız. Bir tanesi alvar görevi, diğeri de mob kesme görevi. Tikarika'ya girmek için biliyorsunuz kristal miğfere ihtiyacınız var. Bu kristal miğferi almak için ise maalesef Vahiy Adası'yla Karanlık Adayı bitirmeniz gerekiyor tamamen. Yani dünya gizemi görevlerini. Ancak öyle kristal miğferi alabiliyorsunuz. Sonrasında Tikarika'ya girerek reenkarni görevini 2 günde teslim edip reenkarninizi açabiliyorsunuz. Sonrasında ululuk için ise bir dostumuzun yanına gideceğiz. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam ululuk görevi için bu NPC, yani haritada ortada olan liman, gemi limanı. Bu NPC'den beşik görevini alıyorsunuz. Bu tekneyi biliyorsunuz hemen. Ve beşiğe doğru yola çıkıyorsunuz. Zaten sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Beşiğe gittikten sonra gemi arızalanıyor ve beşin içine düşebiliyorsunuz son görevde. Sonrasında indiğiniz zaman Nihaz'a orada yardım ediyorsunuz. Yanına gidip bir Z'ye basıyorsunuz. Tensesin tünelini öldürüyor. O tensesin işte bekçisini. Efendim söyleyeyim. Ondan sonra enkarne görevi enkarnasyon görevi başlıyor. Hani 10 tane istediği bir görev. Onu da şimdi zaten size diğer karakteri geçip göstereceğim. Tam emin olamadım çünkü. Evet, doğru söylemişim. Mimar NPC'sine geliyorsunuz. Bu görevi alıyorsunuz son depar. Bu görevi aldıktan sonra buradaki tekneye biniyorsunuz ve bu tekne sizi Beşik'e götürüyor. Beşik'te gittikten sonra da devamını göstereyim. Size bahsettiğim yer işte burası. Bunları hani Z'ye basıyorduk. Şu an basmanız gerekiyor çünkü son görev olduğu için tekne şurada bir yerde patlayacak ve Beşik'in içine düşeceğiz. Şimdi Beşik'in içine düşmeye başladık. Teknemizin motoru patladı. Ve burada Nihaz'a yardım edeceğiz. Bu tensizin hizmetkarıymış ha. Onu öldürecek.
Z'ye bastık. Ona bir kalkan verdik ve tensizin hünerini içine alt etsin. Kadın gelişi kolay. Tensizin hizmetkarı öldü. Nihaz şu an boşta, ona görev verdik. Ve bizi yukarı attı. Ölü şehre giden yol. Şimdi buradaki görevi de teslim ediyoruz. Herhangi birini seçebilirsiniz. Niyetin gücü. Görevini aldınız. Öğren dediniz. Tamamla dediniz. Kendine inan görevi aldınız. Sonrasında burada enkarne, öfke, ölüm, yarçut. Bunların üç, biliyorsunuz 3 gün yapmanız lazım bu görevleri. Günlük görev bunlar. Ama onun yerine hemen açmak için Ölüler Şehri'ni. Bu görevleri yine alıyorsunuz. Şuraya kadar. Sonrasında nadir nesne. Hizmetler, antrenman. Burada istek karnesi eklendi. Yine 3. sayfada 10 kristale, yani 300 kristal ediyor. 300 kristal ihtiyacınız var. 10, 30 tane bundan aldınız mı hemen görevi al ver bitiyor. Ya da isterseniz elle de kasabilirsiniz bunları. Hani nasıl istiyorsanız. Zaten görevi aldınız mı şuradaki balonların içine giriyorsunuz. Hani bilmeyenler için söylüyorum. Tekrardan gelip görev veriyorsunuz ve Ölüler Şehri'nin kapısı size açılmış oluyor. Burada da ışınlayıcı var. Şimdi gidelim reenkarne görevini de göstereyim. Şöyle ışınlayıcıdan hemen bir daha Vahiy Adası. Şimdi reenkarne görevine de geldik. Verem Hikipat'tan Kıvılcım Sağlar görevini aldık. Ve bize 3 tane görev açtı. Bu 3 tane görevi 2 gün boyunca yapacağız. Dediğim gibi zaten şu hemen alvar görevi şöyle kabul et verdik. Birinci alıştırma tikarika işte bu uzun olan görev. İkinci alıştırması karanlık adada mob kes. Şu zehri içiyorsunuz. Bu zehri içtikten sonra karanlık adada bir 20 tane mob kesiyorsunuz. Sonra gelip veriyorsunuz. Tikarika'ya girmek için ise dediğim gibi kristal miğferi almanız lazım. Kristal miğferi almak için de Vahiy Adası'yla karanlık adayı komple bitirmeniz lazım. Gizemli, yani dünya gizemi görevlerini. Sonra şeye devam edelim isterseniz. Ululuğa devam edelim. 5 yaştan sonra Ululuk, Novigrad ittifaktaysanız Aydan Usta, Nezibgrad'daysanız yani imparatorluktaysanız Yasker'de görev açılıyor. Hemen gidip ona bakalım. Evet, Yasken yanına geldik. Siz de hani ittifakta olanlar içinse Aydan Usta'nın yanına gidebilirsiniz. Orada Yüce'nin kanı görevi olacak. 300 tane yücelik amblemi ver. Görevini aldınız. Sonrasında hemen Yasker'in muhasebecisine veyahut da Aydan Usta'nın muhasebecisine gidiyorsunuz. Ondan koçan görevi alıyorsunuz. Hemen şurada. Koçan görevini aldınız. 40 tane yücelik amblemi ver. Koçan görevi. Yücelik şu. Hesap defteri koçanı görevini alıp verdiğiniz zaman bu geliyor. Bundan 40 tane veriyorsunuz. Toplamda 80 tane vermeniz lazım. Yani eskiden 320 taneydi biliyorsunuz. Onu düşünmüşler 80'e. Bir 40 veriyorsunuz. Bir de öbür perşembeye bir 40 daha veriyorsunuz. Sonrasında ulu oluyorsunuz. Bunun için ise tabi amalgam yardımıyla takas ediyorsunuz. Şu an şey yok. Hani amalgam olmadığı için bir takas yöntemi yok. Amalgam üstünüzde varsa amalgam veriyorsunuz. Yücelik amblemi alıyorsunuz. 80 tane aldığınız zaman 40'ını verin. 40'ını da öbür perşembe sonra yüce olun. Şu anlık bu videodan bu kadar. Başka videoda gelecek kesinlikle. Sorulan sorular var, bilinmeyen şeyler var. Onlar için size video çekeceğim. Takip etmede kalın. Destekleriniz için teşekkür ederim. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.